Ne demek oluyor şimdi bu? Söz attık, iş bitti falan. Ne yapmışım ki ben? Kızımın önüne evlilik sözleşmesini sürmüşsün. Daha ne yapacaksın ki? Evlilik sözleşmesi mi? Sakın bana haberin yokmuş gibi oyunu yapma. Ben Havva değilim. Onun gözü açtan kör olabilir ama benimki açık, Allah'a şükür. Sen aklınca evlenmek istediğinde malından, mülkünden, servetinden el çekecekti, öyle mi? Allah Allah, ben Havva'dan böyle bir şey istemedim. Kim istedi peki? Senin lafını ezip geçecek yürek bütünlüğü kimde var? Ha? Cevap veremedin. Artık cevap versen de manası yok. Ailemize büyük hakaret ettiniz. Baba, tamam kızmışsınız, haklısınız. Ama benim böyle bir şeyden haberim yok. Böyle bir şey olsaydı izin vermezdim buna, engel olurdum. Siz merak etmeyin. Bunu telafisini yapacağım ben. Olmuşla ölmüşe çare yok. Siz bizim onurumuzu kırdınız. Gerisi laf. Yaptığımı inkar edecek değilim. Havva'ya evlilik sözleşmesi hazırlattım. Çünkü ben ailemizi sizden daha fazla düşünüyorum. Bu nasıl düşünme Kamiyet Hanım? Ha? Onurunu kırdığın o insanlarla yüz yüze bakacağız biz. Bu saatten sonra nasıl bakacaksak? Aman efendim. Dertleri eğer mal mülk değilse imzalayıverir kağıdı. Ama ya tersi ise? Ya Havva'nın niyeti mal mülkse, onun için evleniyorsa? Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım falan yok Yılmaz Bey. Hem sen onu bunu bırak da söyle bakayım bana. Nereden öğrendin sen bunları? Havva geldi anlattı değil mi? Tahmin etmiştim. Kızın niyeti aramıza nifak sokmak olmasa adam gibi gelir karşıma konuşurdu. Ama bak sana gelmiş. Hanım, kendi kendine sonuçlar çıkarma. Benim kimden öğrendiğim, nasıl öğrendiğim hiç de önemli değil. Esas önemli olan eğer oğlun Yusuf bunu duyarsa o zaman kopacak kıyameti düşün sen. Demek ablaymış. Efendim anne. Yusuf, yavrum nasılsın? İyi değilim anne. Aa, neden? Ay benimki de laf işte. Hangimiz iyiyiz ki bugünlerde? Bak ne diyeceğim. Bugün o Uygar denen çocuk geldi. Yiğit'i şikayet etmiş karakola. Anne sen evde misin? Ay nerede olacağım oğlum? Münevver'i nasıl yalnız bırakayım? Tamam o zaman bekle. Ben birazdan geleceğim. Konuşuruz. Ne oldu yavrum, bir şey mi var? Telefonda konuşulacak şey değil. Birazdan geleceğim. Yusuf? Yememiş, içmemiş, her şeyi yetiştirmiş. Anlaşıldı. Allah'ım sen oğlumun yüzüne gül. Aa! Ne yapıyorsun sen burada? Münevver'in bir ihtiyacı var mı diye baktıydım. Biraz gelsene, bir şey konuşacağım seninle. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Uzun zamandır iyi bir şey olduğu var mı ki Sultan? Baksana. Kızım içeride canı burnunda yatıyor. Kim yaptı?
neden? Hiçbirisini bilmiyoruz. Yeminle benim oğlanın kabahati yok. Dur bakalım, acele etme. O daha belli değil. Bu da yetmezmiş gibi Yusuf da yanlış içinde. Anne olarak yavrularımı korumaktan, sakınmaktan başka hiçbir gayem olmadığı halde... ...bir de senin o arsız yeğeninle uğraşıyorum. Ne etti ki? Kafanızı karıştırdı değil mi? O ne cin? Ne cin o? Öyle bir çarpar ki adama... ...nereden geldiğini anlayamazsın. Ya ben sana dedim... ...bu işi beraber halledelim dedim. İstersen hala yardım ederim ben sana. Yoluna ışık tutarım. Zira Havva'yı avcımın içi gibi bilirim. Aklına düşen diline düşmeden anlarım. Senin yerine olsam hayır demem ben böyle bir şeye. Bana bak Sultan. Sen ne kadar büyütmüşsün ayol bu Havva'yı gözünde. O yeni yetmenin yaptığı numaraları ters yüz edecek güç yok mu bende sanıyorsun? Akıl yok mu? Ayrıca ben senin fikrini sormaya çağırmadım buraya. Şu anda Havva nerede onu söyle yeter. Evdedir, nerede olacak? Ha? İşte bu kadar. Hadi. İşinin başına. Oh, iyi oluyor. Kız ne yapsam üstü hak sana. Cadı. İyi misin anne? İyiyim kızım, ben iyiyim. Belli yüzünden. İnsan neden babasını seçemez? Doğmama sebep oldu diye kendini babadan sayıyor, hale bak. Çocukluğundan beri başımıza ne acı geldiyse hep altından babam çıktı. Başka bir adamla evlenseydin belki biz olmazdık ama sen daha mutlu olurdun. Kızım, kimsenin nasıl olduğunu tecrübe etmeden anlayamaz ki insan. Hoş. Benim seçme şansım da olmadı. Rahmetli anneciğim derdi ki, kocanın iyisi 40 yıldan sonra belli olur. Hatta o zaman bile olmaz. Ama benim Allah'tan tek dileğim senin doğru yolu seçmiş olman. Yusuf sana da çocuklarına da sahip çıkar. Siz hiç üzülmezsiniz. Biz diye bir şey kaldıysa tabii. Anne, aramaya çekiniyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne diyeceğim ben? Zümrüt gözüm benim. Yusuf senin kaderinde varsa eğer sizi birbirinizden kimse ayıramaz. Bitti dersin. Bir bakarsın yeniden başlar. İki cihan bir araya gelse sizi birbirinizden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Öyle mi dersin? Sen hiç merak etme canım benim. Her şey yoluna girecek kızım.